İslam aleminin mahvolmasının nedeni münafıklardır. Münafıklardan dolayı birleşemiyor İslam alemi şu an. Yoksa hemen birleşir. Ama münafıkların gücünü ortaya koymasından dolayı birleşemiyor. Ve çok uzun süreden beri o. Yani münafıklar engelliyor, küfür engellemiyor. Küfür hiçbir şey demez. Birbirini kırıp geçirmesini de münafıklar sağlıyor. Küfürle alakası yoktur. Küfür sadece yardımcı olur o konuda, o kadar. Müminlerin birbirini kırıp geçirmesinin nedeni münafıklar. Onun için karşı ana güç, şeytandan daha şiddet olan güç münafıklardır. Şeytan, cin şeytanlar insanın zihnini etkiler fakat fludur etkisi. Münafıkınki şiddettir. Yani eğer mümin çok akıllı değilse münafık bayağı musallat olur. Ama aklın karşısında tuzun suda eridiği gibi erir münafık. Aklın karşısında mı? Mesela bak İsa Mesih'in karşısında da ne diyor hadiste? Tuzun suda eridiği gibi erir diyor. Deccaliyet münafıklığı organize olmuş, gizli devletleşmiş halidir. Dünya çapında gizli devletleşmiş halidir. Hep derin devletle, yani dünyadaki en büyük derin devletle şeytan iç içe olur. Ve en başından en altına kadar şeytan etki ederek bu dev yapıyı yönetir. Ama dümdüz edilmesi iman ve samimiyetledir. Yani iman ve samimiyetin karşısında münafıklık duramaz. Darmadağın olur. Bir mucize olarak Allah'tan mucizedir. Bak mesela son 100 yıldan beri, 200 yıldan beri, son 300 yıldan beri münafıklık İslam alemini paramparça etti, mahvetti. Mesela güvendikleri insanların münafık olduğunu bilmiyor birçok Müslüman. Tarih boyunca. Tarih boyunca birçok Müslüman lider yönündeki kişi aslında münafıktı. Ve İslam aleminin parçalanmasına sebep oldular. Ezilmelerine sebep oldular, yıkımlarına sebep oldular. Onları kahraman gibi gösterdiler. Hadiste diyor ki, hainler güzel gösterilecek. Alimler, veliler, velayet ehli de çok kötü gösterilecek ayrı zamanda. Şeytanın propaganda gücüyle. Şu an bu yapıldı, şu vakte kadar. Nerede değerli insan varsa kötü gösterildi. Nerede pislik adam varsa, nerede münafık da varsa Müslümanlara iyi gösterildi. Ve böylece Müslümanlar onların peşine takıldılar. Mahvoldular son 300 yıl içerisinde. Dünyanın her yerinde. Bazı liderler tabii daha ehvendiler, daha makuldüler. Bazıları hakikaten veli tinetliydi. Ama ekaliyeti büyük çoğunluğu münafıkların kontrolünde olduğu için İslam alemi mahvoldu. Ve halen de öyle. Yani İslam aleminin büyük bölümü münafıkların kontrolünde. Ve Müslümanları ezim ezim eziyor ve onları oynatıyor adeta böyle kukla gibi oynatıyorlar. Büyük bir bölümünü. Ve Müslümanların haberi bile olmuyor. Yani onlar münafıkhane ince bir sanatla Müslümanları alata böyle tefin üstünde oynatır gibi oynatıyorlar. Hepsini değil ama epey bir, büyük bir kısmını öyle oynatıyorlar. Ve amaçlarına da ulaşıyorlar. Kahvemiz ve fincanımız şahane duruyor. Mesela münafıklıkla ilgili kitabı bir kitap önde mesela Risale olarak. 100 sayfalık bir risale olabilir. Ne diyoruz mesela? Münafığın keskin dili ve beden dili. Münafığın ya münafığın beden dili ve keskin dili. Mesela bu bir risale olabilir. Münafığın dil özelliklerini Kur'an çok detaylı anlatmış. Ama şerh edilmez, açıklanması lazım.
İslam aleminde en büyük dert münafıklık. Mesela bak İngiltere bu gerçeği Kur'an'ı inceleyerek, Tevrat'ı, İncil'i inceleyerek, İngilizlerin de devleti fark etmiş. İslam alemini nasıl kontrol altına alabiliriz diye düşünmüşler. Geçmiş firavunları da tecrübe olarak değerlendirip, Nemrut'u, firavunları, en emin yolun, en şiddet ve kısa yoldan netice almanın metodunu bulmuşlar. Nedir? Münafıkları kontrol altına almak ve gütmek. Münafıkla yaptırmayacağı bir şey yok İslam aleminde küfür. Münafık alçak ve yalaka olduğu için, makam mevki peşinde olduğu için, çıkar peşinde olduğu için, para peşinde olduğu için, Allah'tan korkmadığı için, büyüklük ve üstünlük istikbar peşinde olduğu için adamlar böyle mahlukları hemen buluyorlar İslam aleminde ve Müslümanların başına bela ediyorlar. Kimi yazar çizer takımından oluyor, kimi siyasetçi oluyor, kimi iş adamı oluyor, kimi başka bir şey oluyor. Hepsinden buluyorlar ve Müslümanların başına bela ediyorlar.